Merhaba arkadaşlar, Medvalısı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz kilo. Neden kilo alıyoruz sorusunun cevabını birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Mesela genlerden başlayalım. Benim geleceğim yatkın, işte genlerimiz kilolu, işte kemiğimiz dedi. Geçelim bunları arkadaşlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda yatkın genotipler bulunmuş olsa da dünyada patlayan obezitenin, aşırı kilonun karşılığı olacak nitelikte önemli bir faktör olarak genler bulunamamıştır. Yatkın genotipler vardır. Bunlar bir faktör olsa da açıklanması gereken asıl mesele bu değil arkadaşlar. Asıl mesele beslenme ve uyarlanımlar. Bu ikisi arkadaşlar açıklamanın en kritik kısmını oluşturuyor. Neden? Uyarlanımlarımız geçmişte yaşadığımız yaşam koşullarında hayatta kalmamıza katkı sağlayacak ayarlamalar demek. Ve bu ayarlamalar tamamıyla arkadaşlar bütün atalarımız için geçerli. Bu kıtlığa yönelikti. Yani bizim atalarımız toplulukla değil açlıkla mücadele etti. Ve hayatta kalmak için açlıkla çok iyi bir şekilde baş etmek gerekiyordu. Ve vücudumuzun tamamında yaşadığımız uyarlanımlar açlığı olabildiğince az enerjiyle hayatta kalacak şekilde avantaja, vücudumuzda uyarlanımlarla birlikte avantaja çevirerek açlıkla baş etmeyi öğrenmiş durumda. Ancak şu an sınavımız farklı. Şu anda bütün uyarlanımlarımız açlıkla baş etmek için gerçekleşmiş olsa da şu anda biz toplulukla baş etmeye çalışıyoruz. Bu birinci mesele, en önemli kırılma noktası burada arkadaşlar. Vücudumuzun çalışma şekli daha az enerjiyle daha uzun süre dayanmaya uygundur. Bu yüzden açlıkla sınavımızı verdiğimiz için bugün toplulukla baş edemiyoruz. Birinci mesele bu. Beslenme kısmına geri dönecek olursak, arkadaşlar doğada yüksek kalorili yiyecek bulmak çok az. Üstelik bunların çoğu çok fazla lifli. Yani bu gıdaların kana geçişi ve kan şekerini yükseltişi çok yavaş. Çünkü sindirimi yavaşlatan bir şeydir lif. Ve bu gıdalar doğal formatında çok liflidir. O yüzden beslenmenin çoğu lifli olduğu için geçmişte çok şekerli bir gıda, hadi diyelim, buldunuz. Yine de kan şekerini yükseltemiyorsunuz çok fazla. O yüzden çok fazla işte kan şekeri yükselmediği için çok fazla karaciğer yağlanması ve yağ oranının artışı gibi bir şeyle karşı karşıya kalmayız. Peki bugünün beslenmesini arkadaşlar, bütün gıdalarımızın şu an lifleri alınmış, bize çok yüksek oranda şekerli ve endüstriyel bir formatta karşımıza geliyor yiyeceklerimiz ve biz bunları yiyerek vücudumuzun uyarlanımlarının hazır olmadığı şekilde yüksek enerjiyi çok az hareket eden bir yaşam tarzında çok az hareket ediyoruz. Ve çok yüksek enerjiyi hiç hazır olmayan uyarlanımlarımızın içerisine gönderiyoruz. Bu uyarlanımlarımız, yani vücudumuzun çalışma şekli bu yüksek enerjiyle baş edemiyor. Ve baş edemediği için de kilo alıyoruz, yağ dönüştürüyoruz aldığımız enerjiyi. İkinci mesele de bu. Öyleyse genlerimizin oranı düşük dedik ve bu bizim kaçış yolumuz değil. Yani böyle bir şımarıklığa gerek yoktur. Arkadaşlar genleri, yani çok yatkınlığa sahip biri olsa bile diğer meseleleri hallettiğinde o yatkınlık genleriyle birlikte gayet sağlıklı yaşayabiliyor. Uyarlanımlar, beslenme ve genleri konuştuk. Şimdi modern hayatın getirdiği diğer meselelerden bahsedelim. Uyku. Arkadaşlar biz tamamıyla izole ortamlarda uyuyoruz. Geçmişte atalarımızın uyuduğu ortamlarda bir değil bunlar. Verimsiz uyuyoruz. Uyku saatlerimiz biyolojik olarak ritmimize çok uygun değil. İşte vardiyalarda çalışıyoruz. Şehir hayatı var vesaire. Bunun yanında stresimiz çok yüksek. Uyanır uyanmaz stres kimyasallarımız yükseliyor. Vücudumuz bir sorun varmış gibi davranıyor. Bu yüzden olup bitenle mücadele edecek çok fazla böyle bir alan tanıyamıyoruz kendimize. Modern hayat çok hızlı işliyor ve biz bu hıza hazır değiliz. Diğer taraftan bakacak olursak, bu mikrobiyata meselesi, egzersize en son geleceğim. Mikrobiyata meselesi o beslenmeyle çok ilişkili arkadaşlar. Biz doğal beslendiğimiz zaman bağırsaklarımızda yaşaması gereken ve bizim için çok önemli işler yapan mikrobiyomunu, bunu probiyotikler olarak da söyleyebiliriz. Bu mikrobiyomu besleriz ve bu mikrobiyom bizim vücudumuzda bizim işimize yarayan, işte serotonin üretimine kadar, bağışıklık sistemini desteklemeye kadar sindirimi bizim yerimize gerçekleştirerek bizim vücudumuza yardımcı olurlar. Ancak aldığımız endüstriyel gıda vücudumuzdaki bakterileri, olumlu bakterileri öldürüyor.
öldürünce yerine bizim için faydalı olmayan, hatta zararlı olan diğer bakteri kolonileri yerleşiyor. Ve bu bakteri kolonileri sindirimi olması gerektiği gibi gerçekleştiremediğinden daha sonra sağlıklı beslenseniz dahi sindirim sisteminin yeterli şekilde çalışmasını sağlayamıyor. Yani sindirim sistemi bozuluyor. Bunu daha sonra bir mikrobiyota dersi yaparak arkadaşlar size anlatabilirim. Ancak şimdi burada bırakalım. Sindirim sisteminin bozulmasıyla birlikte sağlıklı beslenseniz dahi vücudumuz için gerekli faydayı alamıyoruz. Ve son olarak egzersiz. Arkadaşlar, atalarımızın hayatı tamamen başından sonuna kadar yemek bulmak için zaten hareketlilikle geçiyordu. Çok aktiftiler, savaşmak zorundalardı, toplamak zorundalardı, kilometrelerce yürüyordu, tırmanıyordu, işte koşuyordu ve bir şekilde yaşamda kalmak için hareketlilik birinci esastı. Ve hareketliliğimizin büyük bir çoğunluğunu yemek bulmak için, yani beslenmek için yapıyorduk. Hal böyle olunca yüksek oranda fazla enerji veren gıdalar bulsak dahi çoğunu hareket ederek tükettiğimiz için vücudumuz kilo alma konusunda böyle bir sınav yaşamıyordu. Ancak bugün arkadaşlar minimum hareket ediyoruz. Modern hayat bizi sıfır hareket ettiriyor ya. Hiç hareket etmiyoruz ya, merdivenlerimiz bile yürüyor, böyle şey olabilir mi? Baktığımız zaman modern hayatımız ayarlarımızla pek uygun değil. Bu yüzden egzersiz yapan insan oranı çok düşük olduğu için bu kötü besleniyoruz. Yatkınlığı olanlar olmayanlar ama genlerimizde bir takım genotipler, yani mutasyonlar gelişmiş olabiliyor. Uyarlanımlarımız kesinlikle açlıkla mücadele etmeye yönelik. Uyku ve stres zaten hiçbir şekilde istediğimiz gibi olmuyor. Sindirim sistemimiz de bir süre sonra kötü beslenmeye bağlı olarak bozulduktan sonra arkadaşlar fazla da hareket etmediğimiz için, egzersiz yapıp kas kitlemizi arttırmadığımız için, metabolizmamızı hızlandırmadığımız için kilo alıyoruz. Bütün bu faktörler bizim tersimize çalışıyor bugünkü yaşam koşulları çerçevesinde. Bunları tersine çevirmek mümkün arkadaşlar. Bu duran hayatın bize dayattığı form bizim için sağlıklı değil ve bunun, yani bu çarkın neresinden çıkarsanız sağlığınızı o kadar İyi bir seviyede tutacaksınız arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorularınız olursa lütfen sorun. Tabii geniş konular. Kaba taslak anlatmaya çalışıyorum. Hepsiyle ilgili birkaç video çekilebilir. Derin konular bunlar. Ama şimdilik bu konuyu bu ana başlıklarda bırakalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğene tıklayın, yorum yapın ve arkadaşlarınızla paylaşın. İhtiyaç duyduğunu düşündüğünüz insanlarla ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.